Herkese merhaba arkadaşlar geldik hangi konuya katı cisimlere bugün katı cisimlere başlangıç yapıyoruz silindir koni küre şöyle kendimi göstereyim de silindir koni küre arkadaşlar bunları bitirip bir de soru çözüm yapacağız beraber sizinle sonra da bir de olasılık deyip artık dönemi bitirmiş olacağız hadi bakalım başlayalım silindirin tanımıyla giriş yapacağız arkadaşlar silindir dediğimiz şey bir boru bakınız mesela örnek verelim buyur al işte bu silindire bir tane örnek Üst tarafında bir tane daire, alt tarafında bir tane daire ve bunları birleştirirsem bu katı cisme silindir ismini veriyoruz. Bu silindirin şimdi biz alanını, hacmini, her bir şeyini bulmayı öğreneceğiz. Hemen şu kağıt üzerinde de bir gösterelim. Alt tarafında ve üst tarafında bakın şu şekilde alt tarafında ve üst tarafında eş daireler bulunacak. Bunların yarıçaplarının r olduğunu düşünelim. Taban yarıçapı deriz biz buna ve bu iki daire arasındaki şu yeşille çizmiş olduğum mesafe Dikse, e, dik silindirin arkadaşlar yüksekliği. Tabii buna dik silindir dememizin, silindir dememizin, dik dairesel silindir dememizin amacı şu. Olayı daha doğrusu. Bunların merkezlerini birleştiren şuradaki kesikli parça yani O1 O2 doğrusu diyebilirim size. Buradaki taban düzlemine dik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii ki dik olmayan silindirler de var. Al işte sana bir tane dik olmayan silindir. Buyur. Bu da bir silindirdir değil mi? Biz burada müfredatta daha doğrusu dik silindirlerle uğraşacağız. Peki dik silindirin taban yarıçapını tanımladık. Yükseğini tanım yüksekliğini tanımladık. Bir de bunun açılımını görelim. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi dikkatle izleyiniz. Hemen elime bir tane kağıt alıyorum ve bunu şu şekilde kıvırıyorum. Bunu bu şekilde kıvırsam, bakın kameraya göstereyim. Üst tarafında bir daire, alt tarafında aynı şekilde bir daire oluştu. Peki ben bu boru modelini, yani silindir dediğim bu modeli durduramıyorum da tabii ki. Silindir dediğim bu modeli açarsam ne elde ederim? Şakadanak açtım, bir tane dikdörtgen elde ediyorum. Oo, o zaman buradaki oval bölgelerin açılımından meydana gelen bir dikdörtgen karşımıza çıkacak. Tabii bu bazen kare de olabilir ve iki tane de daire karşımıza çıkacak. Bu dairelerin yarı çapları R ile gösterilmişti zaten. Arkadaşlar buradaki açılım yapılırsa eğer dikdörtgenin şuradaki uzunluğu yeşil ile az evvel yeşil ile göstermiş olduğum yüksekliktir. İşte burası tam olarak. Peki bu dikdörtgenin şu anda turuncuya boyamış olduğum kısmı nasıl hesaplanacak? Buraya dikkat diyorum. Bu dikdörtgenin buradaki uzunluğu taban dairesinin çevresidir. Çünkü siz bunu kapatırsanız tabandaki daire arkadaşlar gelip buradaki uzunluğu bütünen saracaktır. Dolayısıyla daha doğrusu buradaki uzunluk daireyi saracaktır. Dolayısıyla dairenin çevresine eşittir. Yani taban çevresine eşittir diyebiliriz. Peki taban çevresi 2 π ile bulunmaz mı? Evet. O zaman dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2 piyre yani taban dairesinin çevresi ve diğer kenar uzunluğu da yükseklik diyebiliriz. Dik dairesel silindir için. Arkadaşlar. Burada dikdörtgeni biz yanal alan, pardon yanal yüz diyeceğiz dikdörtgeni. Ve daha, e, buradaki alana da yanal alan diyeceğiz elbette ki. Hemen yanal alanı size göstermek istiyorum. Yanal alan bulmak için 2 pi r ile h'yi çarpacağız. Nasıl olsa dikdörtgen bu. Dolayısıyla uzun kenar çarp kısa kenar mantığından 2 pi r h geliyor. Bak bunları ezberleme. Bunun açılımını zihninde canlandıracaksın ve o şekilde yapacaksın bunlar buradaki işlemleri. Yani yanal alan 2 pi r h'miş. Peki taban alanı nasıl bulunacak? E taban alanı zaten buradaki taban kısmında bulunan dairenin alanı işte. Pire kare. Pire kareden buradan taban alanını yazarsınız. Şimdi sıra geldi yüzey alanına. Arkadaşlar yüzey alan tüm alan anlamına geliyor. O zaman şöyle yazalım. Yüzey alan demek aslında buradaki yanal yüzün alanı yani yanal alan artı iki tane taban alanı arkadaşlar. 2 çarpı TA diyebiliriz. Peki bu yüzey alanıysa yan alandan zaten ne geliyor? 2 pi RH. Taban alanının 2 katından ne geliyor? Pi R karenin 2 katı 2 pi R kare geliyor. Bunları toplarsanız yüzey alanını elde etmiş olacaksınız. Yani arkadaşlar şunu bilmemiz yeterli bizim için. Diğerleri zaten kendiliğinden biri dikdörtgen biri daire olduğu için ortaya çıkan şeyler diye söyleyebilirim. Şimdi uygulama yapalım bakalım. Hadi bakalım. Taban yarıçapının uzunluğu 3 santim. Yüksekliği 10 santim olan bir dik dairesel silindirin taban alanı, yan alanı, yüzey alanı hepsini bul kardeşim diyor. Şimdi bak yüzey alanı dediğin şey yanal alana 2 tane taban alanını ilave etmekle oluyor. E o zaman şöyle yaparız hemen. Bir tane silindir çizeriz kendimize. Şu şekilde dik dairesel silindir. Bu şekilde arkası görünmüyor. Ve arkadaşlar buradan hemen deriz ki taban yarı çapının uzunluğu 3 kadarsa o zaman şuraya şakkadanak 3 atarsınız. Yüksekliği 10 santimse buraya da 10 atarsınız. Ve sonra da bunun hemen yanal alanını bulalım dersiniz. Bakın yanal alan için açılım yapıyordunuz. Açılım yaparsanız bir tane dikdörtgenle karşılaşacaksınız. İşte böyle. Bu dikdörtgendeki şu uzunluk 10 olduğu için buraya 10 yazarsınız. Burası bakın A ile B arasındaki mesafe taban dairesinin nesidir demiştim size çevresidir. Süper. O zaman 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanır. Buradan 6 pi'yi bulmuş oluyoruz. Peki 6 pi çarpı 10'dan 60 pi geldi mi? Yani yanal alanımız kaçmış? 60 piymiş. Müthiş. Peki taban alanına bakacağız şimdi. Taban alanı dediğimiz şey buradaki dairenin alanıdır. Hemen bunun alanı pi çarpı r'nin karesinden 9 pi yapmış oluyor. O zaman şurası da 9 pi olmuş oluyor. Peki yüzey alanına geldim. Yüzey alanı yanal alanına 2 tane dairenin alanını yani 2 tane taban alanını ilave etmek suretiyle bulunuyor. Burada da 9 pi var sonuçta. O zaman 18 pi ekleyeceksiniz ve şakadanak 78 pi gelecek. Yanıtımız 78 pi olarak çıkmış oluyor. Dik dairesel silindir konusu çok zevkli ve kolay bir konu arkadaşlar. Ve böylece ilk sorumuzu bitirmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Diktaresel silindir biçimdeki bir kutunun içine şekildeki gibi bir kalem yerleştirilmiştir. Kalemin arka kısmı kutunun taban merkezinde. Yani şurası tam merkezdeymiş. Ee, uç kısmı ise kutunun üst ve yan yüzüne teğettir üst ve yan yüzüne teğetse tam şuraya denk gelmiştir yani ne aşağıda ne de yan taraftadır diye düşünebiliriz tam ikisine de teğet olduğu nokta bunlara birleşti yani üst kısım ile yan bölgedeki yükseklik dediğim o e, silindirin arkadaşlar doğrusu doğrulardan oluşuyor zaten bu oradaki doğrunun tam kesişim noktasına denk gelmiş kalem diyebiliriz peki sonra ne diyor kutunun yüksekliği taban çapının uzunluğuna eşit kutunun yüksekliği taban çapına bak şimdi sen buradaki tabanın yarı çapına r dersen Tabanın çapı ne olur? 2R olur. E yükseklikte taban çapına eşitse o zaman 2R diyebilirsin. Ve yüzey alanı 216 pi santimetre kare ise kalemin uzunluğunu bulsana demiş. Arkadaşlar bu silindir dik dairesel silindir olduğu için biz bu soruda kalemin uzunluğunu bulmak için hemen şurada pis agor bağıntısı yaparız. Yalnız pis agor yapana kadar R'yi bulmamız gerekiyor elbette. Hemen burada kutunun yüzey alanını hesaplıyorum size. Yüzey alanı yanal alan artı 2 tane taban alanı olduğu için 216 pi buna eşitmiş diyebiliriz. Şimdi yanal alanına başlayalım. Yanal alan neydi? Açılımda dikdörtgenin uzun kenarıyla kısa kenarın çarpımı. Yani taban dairesinin çevresi çarpı yükseklik. Taban dairesinin çevresi çarpı yükseklik. Artı taban alanı neydi? E pi kareydi hocam. O zaman bunu 216 pi'ye eşitliyorum. Hemen burada R, pardon H değerini arkadaşlar 2R olarak alacağız elbette. O zaman şunun yerine 2R yazarsınız. Buradan 4 tane R kare Pi gelmiş olur artı. Buradan da 2 tane R kare Pi gelmiş olur. Yani bunları toplarsanız 6 tane R kare Pi elde etmiş oluyorsunuz. Bu 216 pi eşitmiş müthiş. Peki buradan hemen Pi'leri bir sadeleştirsem. 6'yı da 216'yı bölsem. R kare 36. R de kaç geliyor? 6 gelmiş oluyor. R6 ise zaten bu soru bitmiştir. Neden? Çünkü buradaki dik üçgende hipotenüs uzunluğuna x deyip pisagor bağıntısı yaparsanız x r kök 5 çıkar arkadaşlar. Bu yüzden x eşittir 6 kare kök 5 santimetre olarak gelmiş oluyor. Zaten karemin uzunluğunu sorduğu için cevap 6 kök 5 santim diye. Peki silindiri bölersem ne oluyor? İşte buradaki gibi belirli bir açıyla. İşte bu durumda yeni yüzeyler oluşuyor. Şimdi size anlatayım bu durumu. Arkadaşlar taban yarıçapının uzunluğu 12 santim yazılmış. Yüksekliği 16 santim. Hemen şuraya not düşelim 16 santim. Bakın şuradaki mesafe de 16'dır. O1 ile O2 de 16'dır. Bu dışarıdaki mesafe de 16'dır. Bunların hepsi yüksekliktir. Daireler arasındaki mesafe olduğu için. 16 santim olan dik dairesel silindirin bir parçası şekildeki gibi kesiliyormuş. 45 derecelik açıları söylemiş bize. Ee, ve buna göre kesilen parçanın yüzey alanı ne kadardır demiş. Bak kesilen parça kalan parça demiyor ha. Hemen size kesilen parçayı şurada çizmek istiyorum. Burası O2. Şuradan şöyle şöyle gönderdiniz. Böyle getirdiniz. Burası B. Bu A. Buradan aşağı iniyorsunuz şu şekilde. Buradan da bir ovalite var. Şuradan kesik kesik atalım. O1'e inelim arkadaşlar. Sonra da buradan bu tarafa birleştirelim. Burası ne? C. Burası ne? D. İşte böyle. Kesilen parça bu abicim. Peki bu parçanın biz neyini bulacağız? Yüzey alanını bulacağız. Bak şimdi iyi izle. Şimdi önce şuradan girelim. Burada oval bir bölge var değil mi? Bu oval bölge 45 derecelik açımız. Bu esnada mesaj da geliyor. Şunu bir susturalım. Evet devam edebiliriz. Şimdi buradaki oval bölge arkadaşlar bakın 45 derece 360 derece ile oranlanırsa 1 bölü 8 çıkıyor. O zaman bütün oval bölgenin yani bu kesilmeden önceki halini diyorum. Bütün oval bölgenin 8'de 1 kadarlık kısım kaplar. E bizim zaten yanal alan dediğimiz şey hani neydi silindirin yanal alanı? Taban çevresi. Bakın taban çevresini 2 çarpı pi çarpı 12'den yüksekliği de 16 olarak alırsam taban çevresi çarpı yükseklikten hesaplanır. İşte bu görmüş olduğunuz yanal alanın 8'de biri buradaki oval alandır arkadaşlar. O zaman hemen buradaki sayıyı 8'e bölüyorum. 2 çarpı pi çarpı 12 16'yı şak diye 8'e böldüm. Tak tak bunlar gitti 2. Ne geldi? 48 pi geldi. Yani bu benim için şuradaki yanal alan olmuş oluyor. Peki devam edelim. Dikkatle izleyiniz. Bakın bu kesme işlemi aynı pastayı kesiyormuşsunuz gibi bıçakla şak diye kesiyormuşsunuz gibi düşünün. Bıçağın vurduğu yerlerde dikdörtgensel yüzeyler oluşur. Bakın bir tane dikdörtgensel yüzey burada. Hatta şuradan göstereyim. Bir tane dikdörtgensel yüzey burada. Bir tanesi de onun hemen karşısında arkadaşlar pembe ile gösterdiğimiz kısımdır. Bunlar dikdörtgendir. Hemen bu dikdörtgenin alanını size buluyorum. 12 çarpı 16. O zaman 12 çarpı 16 yaparız. Buradan da kaç gelmiş oluyor? 192 mi gelmiş oluyor? 192 santimetre kare. Bitmedi yalnız. Bir dakika. Bu var. Bu var. Bir de ne kaldı? Kesilen parçada şurada bir daire dilimi var arkadaşlar. Hocam onu farklı renkle boyasam idin. Aynen öyle. Burası ve aşağı tarafında da bir daire dilimi var. İki tane 45 derecelik daire dilimi var. İkisi de birbirinin aynısı. Peki iki tane 45 derecelik daire dilimi 90 derecelik bir dilim oluşturmaz mı? Yarı çapı 12 olan 90 derecelik daire diliminin alanını bulacaksın işte. Peki bunun alanı nedir? Pi çarpı R'nin karesi bölü 4'tür. Çünkü çeyrek daire olmuş oluyor bu. O halde buradan 144 bölü 4 yapacağız. O da 36 yapıyor galiba. 36 pi de buradan gelmiş oldu. Şimdi bunların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Ve kesilen parçanın yüzey alanını bulmuş olacağız. 48, 36 da buradan geldi. 84 pi. Artı o 12 çarpı 16'dan 192 gelmişti. Bu da kesilen o bıçağın oluşturduğu ara kesit alanları. 192'yi de ekleriz. 84 pi artı 192 cm kare olarak bunu söyleriz. Evet güzel soruydu. Kalan kısmın alanını bulmak için de yine arkadaşlar aynı taktikler izlenir. Kalan kısımda 7'de 8'dir değil mi? Orijinal silindirin. Bir de şu kesit alanlarını dahil etmeniz gerekecek elbette. Bunu da size bırakıyorum eğer böyle soru gelirse. Bunları da kıvırmak sizin işiniz tabii ki. Şimdi hacme geldim. Bak bu bir silindir öyle mi? Bunun içerisine koyabileceğiniz su miktarı bunun hacmi oluyor işte. Hacim 3 boyutlu bir kavram arkadaşlar. Peki hacmini nasıl buluyoruz? Sevgili arkadaşlar çok basit bir yöntem izleyeceğiz. Şöyle düşünsün herkes. Bir tane dik dairesel silindir çizeyim. Şöyle. Bakın burada 1 TL'lik madeni para var diyelim ki üstüne bir tane daha koydunuz üstüne bir tane daha koydunuz üstüne bir tane daha üstüne bir tane daha bu şekilde 1 liralık madeni paralarla bir kule yaptınız diyelim ki bunun hacmini bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar 1 liralık e, madeni paranın kapladığı alanı bulmanız lazım ki pire karedir zaten o da taban alanı oluyor kaç tane madeni para koyduysanız h tane diyelim ki onunla çarpmanız gerekiyor ve uzayda kapladığı bölgeyi ne yap işgal ettiği bölgeyi bulmuş olursunuz hacimsel olarak tabii ki. O zaman taban alanı ile yüksekliği çarptığınızda silindirin hacmi geliyor sizin için. Müthiş. Bunu prizmalardan da hatırlıyor olabilirsiniz. Bu, bu da bir prizmadır. Tabana daire olan prizma olarak düşünebiliriz bunu. Ha, o zaman hocam taban alanı ile yüksekliği çarparsan silindirin hacmi geliyor. Pire kare haş. Bunu aklına alması bence çok rahat bir şey. Pi kare haç diye bunu hızlıca söyleyebiliriz. Dikdairesel silindirin hacmi bu. Peki taban yarıçapının uzunluğu 4 santim, yani rsi 4 santim, yüksekliği 5 santim olan silindirin dikdairesel silindirin hacmi ne kadardır? Arkadaşlar taban alanı pi kareden hesaplanır. Yarıçapı 4 olduğu için yüksekliği de 5 olduğu için hemen şakladanak 80 piyi elde etmiş oluruz. İşte bunun cevabı 80 pi santimetre küpmüş. Wow. Bakın TYT'de hiç abartmıyorum. 40 numaralı sorular vardır arkadaşlar. Aynen öyle. 40 numaralı sorularda genelde katı cisim sorarlar. Yani basın kitapçığında öyle en azından. Dolayısıyla katı cisimlerin içerisinde prizmalar, piramitler, küre olmak üzere üçe ayırırsak bunu bu da bir prizma olduğuna göre çok önemli bir yer kaplıyor silindir arkadaşlar. Geçmiş dönemlerde koni ile silindiri beraber sordular 2015'e. Bakın 2015 YGS'ye ne bileyim işte bunun dışında silindiri tek başına sordular ee, arkadaşlar. Yine silindirle koniyi bir su doldurarak hacim olarak yani benzerliklerini kullanaraktan bir soru vardı. Ee, TYT'den bahsediyorum tabii ki. Eskiden YGS bunun ismi. Dolayısıyla silindir bizim için çok önemli bir e, katı cisim. Bunu iyi bir şekilde öğrenmemiz ve soru tiplerini çok iyi bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi onlardan bir tanesiyle başlıyorum. Yüksekliği 24 santim, yarı çapının uzunluğu 10 santim olan dik dairesel silindirin yarısına kadar limonatayla dolu olduğunu söylüyor. Hemen size şöyle bir tane dik dairesel biçiminde, çok güzeldir resmin bakayım. Şurası harfden eğik oldu ama çok önemli değil. Şöyle bir yarısına kadar dolu olan limonatayla dolu olan of olsa da istek yemin ediyorum. Şöyle limonatayla dolu olan bir tamamen C vitamini. Yarısına kadar dolu olan bir dik dairesel silindir çizdim işte. Eşit eşit. Bu arada yüksekliği 24 ise 12-12. Taban yarı çapının uzunluğu 10 kadarsa o zaman şuraya da 10 yazabiliriz değil mi? Devam edelim. Bu limonatanın tamamı taban yarı çapının uzunluğu 4 santim olan dik dairesel silindir biçimindeki 5 özdeş boş bardağı konuluyor. Bardaklar tam olarak dolduğuna göre bu bardaklardan birinin yüksekliğine kadardır? Şimdi şöyle yapalım. Bardakları da bu şekilde gösterelim. Bu bardaklardan 5 tane var arkadaşlar. 5 tane. şöyle bardak olsun. Ve taban yarıçapının uzunluğu 4 santim. Hemen şunu da işaretleyeyim. 4 santim diye şöyle. Yüksekliğini bilmiyoruz. H diyelim. Peki. Madem buradaki limonatayla bundan 5 tanesinden dolduruyorsan. O zaman şöyle olması lazım. Buradaki limonatanın hacmi ki sıvılar konduğu kapın hacmini alırlar. Yani burada yarım silindir gibi düşüneceğiz bunu tabii ki. Buradaki limonatanın hacmi 5 tane bardağın hacmine eşit olmak zorunda. Hemen limonatanın hacmini buluyorum size. Pi çarpı R'nin karesi çarpı yükseklik. Bu limonatanın hacmidir. Yani 1200 pi. CC mi artık her neyse bu santimetre küp diyelim biz ona. Aynen öyle. Şimdi geldim şeye şu bardaklardan bir tanesinin hacmine. Bu da taban alanı pi çarpı r'nin karesi çarpı yükseklikten 16 pi çarpı h kadar gelmiş oluyor. Tabi bundan 5 tane var arkadaşlar. O zaman bundan 5 tane varsa çarpı 5 dersiniz. 80 pi çarpı h olmak durumunda kalır. İşte bu bardakların toplam hacmi alabileceği toplam miktar. Limonatanın hacmine eşit olmak zorunda. Hemen eşit derseniz şöyle yapalım isterseniz şöyle kaydıralım. 1200 pi'yi 80 pi çarpı h'yi eşitleyeceksiniz. Pi'ler gittiler. Sıfırlar gittiler. 128'e böldünüz 15. O zaman h eşittir kaç gelmiş oluyor? 15 gelmiş oluyor diyebiliriz. Yani bardaklar arkadaşlar 15 santimlik yüksekliğe sahiptir. Yorumunu yapabiliriz. O zaman şu kadar yani limonatanın boyunu birazcık geçmiştir yorumunu da yapabiliriz. Tabii ki bu bir eskiz çizim değil mi? Evet taban yarıçapları. çapları. R ve 3R olan dik dairesel silindir biçimindeki üstü açık iki boş kap veriliyor demiş. Yarı çapı R olan kabın tamamı suyla doldurulup suyun tamamı diğer kaba boş bu kabın 1 bölü 6'sı suyla dolmuş oluyor, doldurulmuş oluyor. Buna göre kapların yüksekliklerinin oranı hangisi olabilir demiş. Valla şimdi şöyle düşünelim isterseniz. Burada taban yarıçapı R olan bir kap var. R olan yüksekliği H1 olsun. Sonra da taban yarıçapı 3R olan başka bir kap var arkadaşlar. Onun da yüksekliği biraz daha fazla çizeyim şöyle. H2 olsun. Taban yarıçapı da 3 rye kadar. Şimdi adam diyor ki bunun tamamını su ile dolduruyoruz. Tabi suyu mavi ile göstereyim değil mi? Şöyle mavi ile gösterdiğim suyu bunun içine boşalttığında bunun 1 bölü 6'sı dolmuş oluyormuş. 1 bölü 6'sı. Buna göre yüksekliklerin oranını bulacağız. Şimdi hemen bunun hacmini buluyorum size. P çarpı R'nin karesi çarpı H1 değil mi? Bu kadar suyu yan tarafa transfer ediyorsunuz. Yan taraftaki hacmin altıda biri oluyor. Yan taraftaki hacmi bulalım. Taban alanını buluyorum arkadaşlar ilk başta. P çarpı yarı çapının karesi çarpı yükseklik. Bak bu buradaki silindirin silindir şeklindeki kabın hacmi alabileceği su. Bunun altıda biri dolduğuna göre bunu tutup altıya bölersiniz. Hemen düzenleyelim. 9 tane R kare P çarpı H2 bölü 6. Kime eşitleyeceğiz? Şuna eşitleyeceğiz elbette ki. Yerim kalmadığı için şunu alacağım ben. Şöyle yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar bakın. P çarpı R kare çarpı H1. Şuna eşit olmalı. 9 tane R kare çarpı P çarpı H2 bölü 6'ya. E buradan zaten P gitti. R kareler gitti. H1 eşittir. 9 ile 6'yı da bölelim. 3 bölü 2 gelmiş oluyor. H2 oluyor. E o zaman buradan h1 bölü h2 eşittir. Şu h1'i buraya bölme diye verdim. 3 bölü 2 çıkmış oluyor. Biz silindirlerin yüksekliklerinin oranını bulmaya çalışıyoruz. 3 bölü 2 de olur. 2 bölü 3 de olur arkadaşlar. Neticede bir orandan bahsediyoruz ve olabilir sorusu. Yanıtımız C seçeneği. Evet işte beklediğim an geldi. Döndürme soruları. Bak şimdi. Bunları çok iyi izlemen lazım. Bundan önce sana minik bir bilgi vereceğim ben elbette ki. Şimdi şöyle. Bir tane dikdörtgen düşünün ya da kare de olur fark etmez. Buradaki AB ekseni boyunca şöyle bunu döndürüyoruz arkadaşlar. AB ekseni boyunca siz bunu 360 derece döndürseniz ne olur? Şuradaki ABCD diyelim şuna. Bak bunu 360 derece döndürürsen C böyle bir yörünge izler. Gördün mü? D de aynı yörüngeyi izler. Yani aynı paralel yörüngeyi izler. Buna paralel yörüngeyi izler. O zaman şöyle diyebilirsiniz ki bunu da simetriğini aldığınızda buradaki dikdörtgeni 360 derece döndürdüğümüzde bu şekilde bir silindir oluşur. Silindirin taban yarışı burası yüksekliği de burası diyebilirsiniz. Peki bunu 360 derece döndürdüğünde tam silindir. 180 derece döndürseydin ne olurdu? Yarım silindir olurdu. Aferin sana. Peki bunu arkadaşlar şu eksenden itibaren şuradan bir tane eksen geçirelim. Eşit eşit olsun bunlar işte şöyle. Buradan siz bunu 180 derece döndürdüğünüzde ne meydana gelir? Hadi bakalım yorumlara bir yazın. <laughs> Yorumları doldurmak için kullandığımız taktik falan. <laughs> arkadaşlar bunu 180 derece döndürürseniz bu buraya gider. Buradaki nokta da buraya gelir. Yani neticede yine bir daire çizilmiş olur. O halde buradan da yine bir tüm silindir elde etmiş olacağız. Yani 180 derece sizi yarım silindire götürmesin. Nereden eksen koyduğumuz çok önemli bu sorularda. Peki. Şimdi uzunlukları verilen buradaki model dikliklerde görülüyor. Ee, burada zaten şu anlatılanlar, şu yazılanlar söylenmiştir. Bakalım hemen hızlıca. 3 tane 2 olması lazım. Evet bir tane 3, 2 tane de 1. Evet tamam. Şimdi AB etrafında 360 derece bu karton parçasını döndürüyoruz. Bu cismin hacmini bulacağız. Hemen AB'ye bir tane eksen atmanızı istiyorum. İşte böyle. Bunu 180 pardon 360 derece döndüreceğiz. Bakın kim nasıl bir yörünge takip eder? Öncelikle buradaki H noktası böyle dairesel bir yörünge takip eder. Buradaki F noktası da şöyle bir dairesel yörünge. Buradaki D noktası da böyle bir dairesel yörünge. Buradaki C noktası da aynı şekilde dairesel bir yörünge izler. Buradaki DC'nin simetriği arkadaşlar şuraya çizilirse. Çünkü bakın şöyle dönüyor. Şöyle göstereyim size. Bak DC böyle dönüyor. Gördünüz mü? Böyle dönerse haliyle buradan ne olacaktır? Silindir oluşturacaktır. E şunun da simetriğini alalım hemen şu şekilde. Tabii ki E de buradan hemen bir daire oluşturacak. G de buradan bir daire oluşturdu. Şu şekilde iç tarafa çizeceğiz biz onu. Yalnız G şuraya gelecek değil mi? Pardon. G şöyle olur arkadaşlar. Ve buradan bir tane şöyle çizik atarsınız. Buradaki HG'nin simetriğini almış olursunuz. Şimdi bakın ne oluştu? Üç tane üst üste konulmuş bir silindir modeli var karşımda. Daha doğrusu 3 tane silindir. Dik dairesel silindir var. İşte bunun hacmini bulmaya çalışacağız. Hemen şöyle yapıyorum. Yükseklik 1, yükseklik 2, yükseklik 3. Dikkat edin. Taban yarıçapı, buradaki taban yarıçapı 2 arkadaşlar. Bir sonraki taban yarıçapına lütfen dikkat buyurunuz. 2 ile şu biri toplayacaksınız. Bakın şunu bulmaya çalışıyorsunuz ya şuradaki turuncu mesafeyi. 2 ve bir toplanırsa 3 gelmiş oluyor. Şimdi buna bakalım hemen. Buradaki 3 aşağı indi. 2 de aşağı indi. O zaman burası 5 yapması gerekiyor. Taban yarıçaplarımız da bunlarmış. Şimdi üstteki silindirin hacmiyle ile başlıyorum. Taban yarıçapı 2. Taban alanı pi çarpı r'nin karesi olur. Yükseklikte 1 zaten. O zaman buradan 4 pi kadar hacim geliyor. Buna geldim. Taban yarıçapı 3 değil mi? O zaman dersiniz ki pi çarpı 3'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 2. Buradan da 18 pi çıkıyor. Şunun hacmine gelelim. Taban yarıçapı 5 dikkat ederseniz. Pi çarpı... Taban, pi çarpı r'nin karesi yani taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 3 zaten. O halde buradan da 75 pi kadar gelecektir. Bunların hepsini toplarsak yanıta ulaşacağız. 75, 93, 97 mi gelmiş oluyor? Aynen öyle. O zaman bu sorunun yanıtı 97 pi kadar 97 pi santimetre küp kadar olacaktır diyebiliriz. Evet döndürme sorularında bu şekilde bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Devam ettim geldim bir başka soruya. Şimdi İçi tamamen su dolu olan dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın içine yüksekliği bu kabın yüksekliğinin 5'te birine eşit olan dik dairesel silindir biçimindeki 4 özdeş mermer blok atıldığında kaptaki suyun 1 bölü 60'ı taşmaktadır. Buna göre bu buna göre kabın taban yarıçapının uzunluğu mermer bloklardan birinin taban yarıçapının uzunluğuna oranı ne kadardır? Şimdi hemen şöyle bunun içerisinde arkadaşlar e, su var tamam mı? İçi tamamen dolu olarak dendiği için böyle suyla gösterebiliriz. Bir de mermer bloklarımız var. Bu kabın yüksekliğinin 5'te 1'i yüksekliği eşit. Kabın yüksekliğine isterseniz 5H diyelim şöyle. Şimdi ben mermer bloklardan bir tanesini çizmek istiyorum size. Şu şekilde olsun. Bunun da yüksekliği H kadar. Bundan tabii ki kaç tane var arkadaşlar? Nerede geçiyordu? 5'te 1'ine eşit olan 4 tane var. 4 özdeş blok. Şöyle notumuzu aldık. Şimdi bunu buraya attığınızda 1 bölü 60 kadar su taşıyor mu? Biz de yarıçapların oranına bakmaya çalışacağız. Bunun yarıçapı r1, bunun da yarıçapı r2 olsun diyelim ki. Hemen bunun içindeki su miktarını hesaplıyorum size. Su miktarı pi çarpı r1'in karesi çarpı 5h'dir. İşte bu su miktarının 60'ta biri taşıyor. O zaman arkadaşlar, buradaki 4 tane özdeş blok bunun içine atılınca madem 60'ta bir su taşıyorsa Nedir buradaki olay? Buradaki blokların toplam hacmi taşan suyun hacmine eşit olmak zorundadır. O halde diyebilirim ki taşan suyun hacmini blokların hacmine eşit diyeceğiz toplam hacmine. Peki ben burada 60'a bölmek zorunda mıyım? Aynen öyle çünkü 60'da biri taşıyordu. Bunu tutup bloklardan birinin hacmini yazıyorum şimdi. Taban alanı pi çarpı r2'nin karesi çarpı yükseklik. Bu bloklardan birinin hacmi. Bunun 4 katını alacaksınız 4 tane olduğu için. 4 çarpı pi çarpı r1'in karesi çarpı h gelmiş oluyor. Hemen sadeleştirelim. Pi, h. Pi, h. Bunlar gittiler. Öyle mi? Buradan da bir tane sadeleştirme var. 5 ile bu gider. 12 çıkmış oluyor buraya. 12'yi buraya verdiğimiz zaman r1'in karesi eşittir. 48 tane r... E, burası r1, burası r2 olacak değil mi? Şuraya r2 yazacağım şöyle. R2'nin karesi çarpı 48 olmuş oluyor. Aynen öyle. Şimdi ben neyi arıyordum? Yarı çap uzunluğuna oranı. Kabın, taban yarı çapının uzunluğu mermer bloklardan bir tanesinin yarı çap uzunluğuna oranı. Bunu arıyoruz. Her iki tarafın kare alacağım tabii ki buradan. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız R1 eşittir. Kök 48 nedir? 4 kök 3'tür. R2 eşittir. O zaman buradan R1 bölü R2 kolaylıkla bulabiliriz. Yanıtımız 4 kök 3 pi kadar. 4 kök 3 pi kadar diyorum. Bak dil alışkanlığı görüyor musun? 4 kök 3 kadar çıkmış olacaktır. Neticede bu bir oran arkadaşlar. Geldik bu dersin artık son sorusuna. Bu da dökme sorusu. Suyun dökülmesiyle oluşan model sorular arkadaşlar. Şimdi taban yarıçapının uzunluğu 6 santim olan dik dairesel silindirden bahsediyor. Şurası 6 santim. Tamamı suyla dolu olan bir şişe yatay düzlemde 45 derecelik açı yapacak biçimde eğildiğinde şişeden bir miktar su dökülüyor. Tamam. Sonra tamamı su do suyla doluydu. Şişedeki su şekildeki gibi dengeleniyor. Bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür diye son. Şimdi bakın ne yapacağım? 45 dereceyi de kullanacağım tabii ki. Şuradaki mesafe 6 artı 6'dan 12 değil mi? O zaman hemen buraya bir tane 12 atarız. Arkadaşlar bu şekilde dengeleniyorsa suyun üst yüzeyi taban düzlemine paralel olmak zorundadır zaten. Peki burada bir tane Z görüyoruz iç ters açı. Hemen şuradaki açımızın ölçüsünü yazalım. Burası 45 derecedir. Peki orası 45 derece ise zaten bununla da bu birbirine paralel o zaman dikdairesel silindir olduğu için tabii ki o zaman bu 45 derece şak diye buraya da geçecektir. Dikdairesel silindir olduğu için buradaki açı da 90 derece olacaktır. Artık sevinç gözyaşlarını dökebiliriz çünkü burada da bir tane 45 derece olduğu için şuradaki mesafe 12 kadar yapmış oluyor. Şimdi biz burada e, dökülen suyun hacmini bulmaya çalışıyoruz ya. Tüm bardağın hacmini falan bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğe ihtiyacımız yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki denge noktasından hemen şöyle bir tane daire çizelim isterseniz. Bakın şimdi. Bu daireye şöyle bakarsanız olayı daha net anlarsınız. Gördünüz mü? Buna böyle baktığınız zaman siz aslında buradaki üst parçada kalan silindirin yarısının kadar hacmini bulmaya çalışıyorsunuz. Yani yarı hacmini bulmaya çalışıyorsunuz. O zaman yapmamız gereken buradaki silindirin hemen şöyle bunu isterseniz ben size maviyle boyayayım şöyle bunun hacmini bulmak taban alanı pi kare çarpı yükseklik bu silindirin hacmidir yani 36 pi çarpı 12 gelmiş oluyor ancak ben V kadar bu tarafta hacim, V kadar bu tarafta hacim olduğunu bildiğim için ne olacaktır? Elbette bunun yarısını alacağız. O zaman yanıtımız 18 pi çarpı 12 olacaktır bunun yarısı arkadaşlar. Dediğim gibi bu burasının hacmi sadece. Yani buradan çarpıştırırsanız 216 pi santimetre küple cevabı bulmuş olacaksınız. Evet Dökme sorularında bu açının yerini değiştirmeniz gerekiyor ve üçgenler oluşturduktan sonra burada minik bir silindir oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Genelde böyle sorular böyle, bu şekilde çözülüyor. Bunu da söylemiş olalım size. Hadi bakalım bir sonraki dersimiz. Bir sonraki dersimiz ne olacak? Tabii ki koni olacak. Hepinizi bekliyorum. Çünkü koni ile silindirin mükemmel bir ilişkisi var. Bunu keşfetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi TET'de yani eski YGS'de de vardı bu. TET'de de geliyor sorular. Bunlar iç içe soruluyor arkadaşlar kendinize dikkat edin görüşmek dileğiyle